Galatasaray televizyon ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Kolaysa bir bakalımın derbi özel konukları eski futbolcularımız Ümit Davala ve Ümit Karan. Bakalım Ümit Davala mı sorularımıza daha doğru cevaplar verecek yoksa Ümit Karan mı? Kolaysa bir bakalım başlıyor. Ben Fenerbahçe maçlarını seviyorum. Metin Oktay'ı duyunca her şey duruyor bende, her şey duruyor. Oynarım hocam dedim. Bıraktım, sakatsın. Oğlum sen neredesin dedi bana, ben Adana, ah Allah niye söylemedin, söyleseydin oynatırım. İki hafta sonra Adana maçında kadroya almadı beni. Kolaysa bil bakalım derbi özel bölümünde, tabii Fenerbahçe derbisi haftası. Öncelikle hoş geldiniz, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi sizlere sorular soracağız. Sorulara hanginiz daha fazla doğru cevap verecek? Aslında bunu görmüş olacağız. Fenerbahçe derbileri öncelikle bizler için ve sizler için de çok önemli. Hazır mıyız? Hazırız. Derbiye mi oyuna mı? Oyuna, derbiye de o zaman ilk olarak sizinle başlıyorum Ümit Hocam. Tamam. Aynı anda cevapları yazıp kameraya çevireceksiniz. 2003 yılında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiğimiz maçta gollerimizi hangi futbolcumuz atmıştır? Şık vereyim mi? Olur. Hakan Ünsal mı? Ümit Karan mı? Ya buraya niye şık veriyorsun ya? Bunun şıkı mı olur? İstiyorlar. Ben de yazayım mı? Siz de yazın. Doğru cevap. Peki acaba dakikalarını sorsam bilir misiniz? Bir tane ortasından yapmıştım hatta, hatırlarsın değil mi? Öyle bir şey vardı değil mi sanki? Evet. İkinci hocam, golün ortasını ben yapmıştım. Siz dakikalarını hatırlıyor musunuz? Vallahi sen hatırlaman lazım. Kopya çekeceğim sana. İlk yarı ikinci yarıydı değil mi? Sanki. He? Estağfurullah. Ben tahmin ediyorum sadece o civarlarda. Sıkıyoruz. Siz çok yaklaştınız. 22-34. Dakikalar. Tamam gibi. Ama o şey saniyede ya, hata olabilir. Evet, yani. Olabilir. Hocam peki. Olacaktı ya. Biraz o günden bahsedelim mi? Ya Fenerbahçe'ye karşı gol atmak tabii ki de çok önemli ve çok gurur verici ve sizin de gol sevinçleriniz de zaten aklımızda. E tabii biz hem Ümit de çok iyi Galatasaraylı, hem ben de çok iyi Galatasaraylıyım. Zaten biz o zaman da hep oda arkadaşıydık. Genelde beraber gezerdik. Bizde hep şu vardı. Biz hep profesyonel ruhla hiçbir Fenerbahçe maçına çıkmadık. Biz hep amatör ruhla Galatasaray Fenerbahçe maçlarına çıktık. Yani Galatasaray sevdasından dolayı biz farklı bir moralle çıkıyorduk maça. Tabii şimdi oyuncular biraz daha profesyonel ama hakikaten bizim o amatör ruhumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyorduk. Ve Ümit de o maçlarda genelde çok iyi oynuyordu. Biz çok stres yapan iki oyuncu değildik zaten. Ama stres yapan oyuncular arkadaşlarımız vardı. Ama biz yine sakin kalan ve hakikaten o maçları iyi çıkartan iki isimlerden biriyiz. Kesinlikle öyle. Tabii çok güzel anılar da var. Onları da soracağım sizlere ama hocam şimdi sıra sizde. Sizin sorunuz geliyor. 2001 yılında Türkiye Kupası maçında Kadıköy'de normal süresi 4-4 sona eren mücadelede penaltı golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? 2001 yılında. Kaçırdığını sorsam bilirdim. Penaltı golümüzü. Şık vermiyor musun? Vereyim. Yine kolay olacak. Ben buldum. Jardel mi, Ümit Davala mı? Ben de izin yapacağım. Doğru. Doğru cevap. Tebrikler. Peki hocam siz hatırlıyor musunuz? Hatırlamam mı? 4-3'tü. Son dakikalarda işte Fenerbahçe hatta 2-3 tane önemli oyuncusunu değiştirmişti Mustafa Denizli döneminde. Sonra bir ceza sahası içinde Abdullah Ercan tarafından düşürüldüm. Ben düşürüldüm. Penaltı oldu. O penaltı da ben atmıştım. Ama penaltılarda elenmiştik o maçta maalesef. Evet. Penaltı kaçırmıştım çünkü o maçta. O zaman devam ediyorum. Eşitlik söz konusu. Gayet güzel gidiyoruz. Sorular biraz kolay ama
ilerleyen sorularımız biraz sizi zorlayacak. Peki. 2008 yılında Türkiye Kupası çeyrek finallerinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiğimiz maçta son dakikada golümüzü atan futbolcumuz kimdir? Şık vermeyeyim artık. Ver. 2008 yılında mı? Evet. Ok işareti. 2006'da ben futbol bıraktım. Evet ve o maçta gerçekten inanılmaz büyük bir sevinç de yaşanmıştı. O maç öncesi zaten o dönem biraz Fenerbahçe'de aramız bayağı açıktı. Seyirci hatta tartışma bayağı tartıştılar. Evet. Nonda sonra da oyuna dahil oldu. Sağ kenardan bindirdi ve ortayı kesti. Ben son vuruş yaptım. Fakat tabii burada Fenerbahçe maçta 10 kişi kalmıştı ve 1-1 bitseydi 10 kişiye kadar karşı eğlenecektik. Evet. Yani son dakika golüyle turu atlayan taraf biz olduk. Hakikaten en değerli gollerden bir tanesi, çok önemli bir gol benim için ve anısı da çok yüksek. Dediğim gibi yani tam böyle kavgalı bir dönemde Fenerbahçe'yi elemek bizim için önemliydi. Ve gol sevincinizde hala gözümün önünde koşarak tribüne gitti. Tribüne geçmiştiniz. Gerçekten çok keyifli anlardı. Tribün oynuyor. Devam ediyorum hocam. 98 yılına gidiyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nda Fenerbahçe'yi 4-2 yendiğimiz maçta Ümit Davala ikinci golümüzü kaçıncı dakikada atmıştır? Şık vereyim. İlk yarı. 53 mü? 39 mu? Hocam kopya vereceğiz az önce. Evet. 39 değil mi? Evet, 39. İlk yarı. Yani 2-0 zaten ilk yarıdır yani. Evet, gayet güzel gidiyoruz. Eşitlik. Kafayla atmıştım o golü. O kornerden kafa vuruşuyla. Aslında sizden de dinleyelim o golün hikayesini. Evet, hocam. Aynen işte yani kornerden atıp 4-1 kazanmıştık o maçı değil mi? Evet. Spor yazarlarına sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş'ta 6-0 mı ne? Yani bayağı farklı, evet, bir skorla yenmiştik. Evet, öyle farklı bir sonuçta almıştık. Aynen, o zamanlar işte bizim altın yıllarımızdı. İyi de başlamıştık lig başlamadan önce. Zaten sonra o senede yine şampiyonluk geldi. Devam ediyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Eşitlik söz konusu. Galatasaray formasıyla Ümit Karan Fenerbahçe'ye kaç gol atmıştı? Doğru. Dediğim gibi yani Fenerbahçe diyor karşı... 8 dedi ya oradan hesapladım. Siz Fenerbahçe maçlarını seviyorsunuz. Ben Fenerbahçe maçlarını seviyorum. Tabii kariyer boyunca Süper Lig'de 8 tane attım. Kupalar dahil 12 ya da 13 tane gol attım. Yani Türkiye Kupası dahil. Yani şansım tutuyor Fenerbahçe'ye. Evet. Galatasaray formasıyla da 5 gol kaydettim. Evet. Peki Ümit Davala Fenerbahçe'ye Galatasaray formasıyla toplamda kaç gol atmıştır? Şık vereyim mi hocam? Öyle bir bak. 3 mü? 2 mi 3 mü? 2. Hocam siz sürekli kopya veriyorsunuz. Evet, 2 doğru. Devam ediyorum. 2005-2009 yıllarında Ümit Karan hangi forma numarasıyla sahada mücadele etmiştir? Herhalde artık buna şık vermeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Kolay soru. Evet. Doğru peki. Bunu özellikle Hasan Kabze'ye yolluyorum. Hasan Kabze şimdi 99 hastası oldu. Benden sonra 99'u giymeye başladı. Başka gittiği takımlarda da 99 giyiyor. Şimdi veteran maçlarımız oluyor Galatasaray veteran takımı. Orada bir tartışma yapıyoruz onlar. İlla ki 99'u bana ver diyor. Hasan Kabze bu sana gelsin kardeşim. Ümit Davala Galatasaray'da en çok hangi numaralı formayı giymişti? Başka forma giymedi galiba. Bunda da herhalde şık vermeme gerek yok. Evet doğru. Gayet eşit bir şekilde gidiyoruz. Tabii bunlar sizinle ilgili sorulardı. İkiniz de başarılıydınız ama artık biraz daha Galatasaray'la ilgili de sorulara geçeceğim. Son sorularda biraz sizleri zorlayacağım. Biraz nostaljide. Ya terletmeyiz çünkü soğuk burası. Yaşayacağız. Ve evet sorum geliyor. 2020 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray hangi skorla kazanmıştır? Hangi sezon? 2020. Kadıköy'de oynanan maç. Şık vereyim mi? Ver. 3-1 mi 3-0 mı?
Doğru cevap. Yakın geçmiş zaten. Peki 2020 sezonunda Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçta Galatasaray'ımızın ilk golünü hangi futbolcumuz atmıştır? Şık ister misin? Falcao mu? Donk mu? İlk gol. Donk. Doğru cevap. Eşitlik devam ediyor. Kafa golü değil mi? Evet. 2021 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiğimiz maçta tek golümüzü atan futbolcumuz kimdi? 1-0 yenmiştik. Allah Allah. Kal geldi şu anda. Son Kadıköy deplasmanı. Bence buna şık vermeyeyim. Biraz zorladım. Şu an kal geldi. Kopya veriyorlar. Kocamı da bekliyor. Siz göstermeyin kopya. Allah Allah ya. Ben yazdım, gösterdim bile. Sildim. Kopya çek. Şık ver. Gördünüz hocam. Yok, şık ver. Ben gösterdim zaten. Mustafa Kerem Aktürk. Tamam. Ben gösterdim zaten. Şimdi torpil geçtin yani. Ama o da size sorulan cevaplarını sanıyor. Şaka yapıyorum. Mustafa tabii ki. Evet. Eşitlik devam ediyor. Galatasaray'ın süper final usulünün oynandığı 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kupayı kaldırdığı maçın skoru nedir? Bunu bütün Galatasaraylılar biliyordur. Ben bilmiyorum. Ben evet. Oradaydı zaten. Hocam aslında sizden de dinlemek isteriz o anları. 0-0'lık maçı mı? Evet. Vallahi zaten lige kazanmıştık. Yani bu ekstra bir playoff oynadık o sene. 9 puan liderken, daha doğrusu 9 puan farkla şampiyon olmuşken tekrar bir maçlara soktular bizi. İşte son maça kaldık orada. Yarım puanla şampiyon olduk hatta o sene. Evet. Beraberlik yetiyordu bize. Gayet de yani stresli bir maçtı. Ama işte kalemizi koruyarak, yani arkada sıfırı koruyarak orada bırakmasak bile şampiyon olmayı başardık. Gerçekten çok güzel anlardı onlardan. Evet. Kadıköy hatırası da geçiyor hatta. Evet, hiç unutulmayacak bir hatıra evet. Aslında. Devam ediyorum. 11 Ağustos 2013'te Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Kupa maçında golümüzü kim atmıştı? Şık vereyim. Snyder mı, Drogba mı? 11 Ağustos 2013. Süper Kupa maçıydı. Doğru cevap. Gayet güzel gidiyoruz. Eşitlik devam ediyor. O zaman 2014'e gidelim şimdi de. Fenerbahçe'yi Snyder'ın bir sağ bir soldan attığı gollerle mağlup ettiğimiz maçın skoru. Şık vereyim mi hocam? Hangi sezon dedi? Bir sağdan bir soldan, hatta bayağı jeneriklik olmuştu. 2-1. Değil miydi? Evet. Ben 3 gol doğru buldum ama. Üst oynadım. Yok, 2 tane atmış zaten. Sadece yani Snyder'ın gollerini hatırlıyorum da. Aynen. Son orada son dakika oradan da bir gol gelmişti. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek? Tarihinde kaçıncı kez? Wow. 389 mu? 394 mu? Doğru cevap. Doğru. Ben ne anlatıyorum lan? Bu soru biraz sizi zorlayabilir. Ezeli rekabette ilk maç hangi yıl oynanmıştır? Federasyondan önce mi sonra mı? hemen tarihleri veriyorum. Tamam. 17 Ocak 1909 mu? 17 Ocak 1915 mi? Bu soruda tabii kulüplerin kuruluş tarihlerini de baz alırsak daha kolay olabilir. 9. Hocam siz yanlış yaptınız. Bir öne geçmedim ya. 2'ye... Tüyo da verdi hatta. Bir. Evet. Ve devam ediyorum. Peki 17 Ocak 1909'da oynanan ilk derbinin sizce skoru nedir? 2-0 mı, 2-1 mi?
Biz kazandık değil mi? Evet. Emin Bülent'in attığı gollerle. 2-0. Hocam eşitlik yine sağlandı. Artık soruların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında en çok forma giyen oyuncumuz kimdir? Metin Oktay mı, Turgay Şeren mi? En çok forma giyen. Turgay Şeren. Hocam yine öne geçtiniz. Metin Oktay'ı duyunca her şey duruyor. Direkt gol, yani gol duruyor. Kralı. Yani evet, biraz yanıltan bir kaleci sıra olduğu için belki, yani daha sakatlanmış olduğu için düşündü. Hocam sizin 3 yanlışınız var. Sizin de 2. Artık bitirelim yavaş burada. Yavaş. Hayır, bitirmiyoruz. Soruların sonuna geleceğiz ama birlikte oda arkadaşıydınız. Birçok anınız da vardır. Biraz onlardan da izleyicilerimize bahsedelim istiyorum. Var mı unutamadığınız ilginç anılar? Vallahi anı derken, yani sürekli maç oynadığımız için, sürekli kampta olduğumuz için o dönemde. Yani Şampiyonlar Ligi olsun, milli takımda da beraberdik. Türkiye Kupası olsun. Birçok zamanımız hep kampta geçiyordu, otel odalarında geçiyordu. Yani öyle dışarıda çok fazla gezme vaktimiz yoktu. Dolayısıyla yani kamp anılarımız var. O da yani bildiğimiz anılar yani. Öyle çok aman aman bir şey hatırlamıyorum ben. Sizin var mı hocam aklınıza gelen bir şey? Vardı, ben onu zaten daha önce anlattım. Yani bunu Ümit Davala ile beraber ev yapıyordu İzmir'de. İzmir maçında kamptaydık Fatih Hoca ile Müfit Hoca ile beraber. Ümit dedi ki eve gidelim bakalım. Biz de gittik işte, Fatih Hoca dördümüz ve o da arkadaşı olduğumuz İzmir'deydik. O zaman daha Narlıdere'de ev yaptırıyor. Biz de gittik tadilata. İşte Fatih Hoca orada taktik gibi mimarlık anlattı bize. Hatırlıyor musun? İşte o şunu şuraya yap, şunu şöyle al. Orada işte benim Fatih Hoca aram bir muhabbet geçti tabii. İşte Adana muhabbetini hep defalarca anlattım ona işte. Oğlum sen neredesin dedi bana. Ben ah Allah, niye söylemedin? Hep söyleseydin oynatırım. 2 hafta sonra Adana maçında kadroya almadı beni. Evet, bunu daha önce de anlattım. Aynen. Yani Ümit de çok anımız var ama. Hatta ben ikinci kattan atlıyordum orada. Havuzu attı. Sen atlamıştın orada. Yok. Yok, sen çıktın benimle birlikte, geri döndün değil mi? Benim ikinci katta, yani yatak odasının katında teras var. Hı-hı. Alt tarafta havuz. Ben o terastan yani 8 metreden 2 metreye atlıyordum hep. Hani Ümit Karan da geldi, çıktı oraya, yukarıya merdivenleri tekrar kullandı. İlhan Mansız da aynı şekilde gelmişti. O da merdivenleri kullandı. Yani cesaret edemediler oradan atlamaya benden. Aslında çok keyifli, güzel anılar da var. Tabii biz şimdi hakikaten çok anımız var ama Muharrem bölgede biz tabii güzel anılarımız var yani hep. Ama bunlar tabii burada konuşmak doğru değil yani. Onlar da sizinle. Ya kamp işte, kamp hayatımız daha çok yani dediğim evet. gibi. Kamplarda yani geçtiğimiz. 20 tane erkeğin bir kampta ne konuşabileceğini sen düşün yani. Tamam hocam, o zaman ben sormuyorum. Hemen aslında şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe derbileri gerçekten de yani bir futbolcu için de çok özeldir. Özellikle mesela Türk olan futbolcular için, hani yabancılara da tabii ki, hani onu hoca olarak onu da soracağım. İşte futbolcular aslında derbiye nasıl hazırlıyorsunuz ama oyuncu olarak da o derbiye çıkmak nasıl bir şey? Nasıl hazırlanıyordunuz derbi maçlarında? Ya derbi maçları tabii ki farklı oluyor. Yani farklı bir atmosfer, dışarıdan gelen baskı, stres, işte seyirciler olsun, sosyal medya, televizyon. Aynı şekilde herkes bunları okuduğu ve seyrettiği için bambaşka tabii ki baskı oluşabiliyor. Yabancılar için tabii ki bu daha farklı. Yani Türk oyuncular buna daha çok vakıf olduğu için bu atmosfere. Yabancılar için belki biraz daha farklı gelebilir ama onlar da aynı şekilde yansıtıyor onlara bu durum. Dolayısıyla belki biraz daha stresli, daha profesyonel çıkabiliyorlar ama sonuçta yani bütün bir Türkiye'nin beklediği bir derbi bu. Bütün, hatta dünyada da aynı şekilde birçok izlenen ülkeler var. Dolayısıyla güzel bir maç, güzel bir atmosfer. İnşallah işte dediğim gibi
bu atmosferde. Burada seyirci de olacak. Yaklaşık 50 küsur bin seyirci de olacak burada. Çok hani uzun zamandan bilet de sonra %100 kapasiteyle bulamadık. Maçı seyredemeyeceğiz. Ama dediğim gibi inşallah her şey burada herkese değer yani. Gelen kişiler inşallah bu şekilde, mutlu şekilde ayrılırlar buradan. Hocam siz de az önce bahsettiniz, hani biz amatör ruhla, o sevgiyle derbilerde ve tüm maçlarda zaten o şekilde sahaya çıkıyordunuz. Ya siz nasıl hazırlanırdınız? Yani o atmosfer, çünkü inanılmaz atmosfer oluyor derbilerde. Ya tabii dediğim gibi bizim için özel maçlarda yani sadece Fenerbahçe değil, yani Beşiktaş'a karşı da oynasan, ama tabii Fenerbahçe'nin farklı bir, yani en derbi diyelim, en derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı. Tabii şimdi bakıyorsun Beşiktaş da artık bir yerlere geldi, ama o dönem tabii iki takım arasında daha fazla geçiyordu. Ben mesela geceleri uyuyamıyordum, saat 4'e kadar otururdum, ama ben onu mahsus yapıyorum ki öğlen maç öncesi o arada uyuyayım diye. Hem maça daha diri çıkmam için, hem dedim ki ben çok böyle stres yapan bir oyuncu değildim, ama stres yapan oyuncu çok gördüm. Mesela Arda kardeşim hep Fenerbahçe maçlarında acayip stres yapar. Hasan Şaş öyle. Yani istifadetlerini biliyorum ya maçtan önce. Lavaboya gidip. Evet. Stres yap, ama tabii bunlar özel maçlar. Yani her futbolcunun oynamak istediği maçlardan bir tanesi. Yani Galatasaray'a geliyorsan ya da Fenerbahçe'ye geliyorsan mutlaka şu derbide oynaman lazım. Yoksa büyük takıma ya da Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olduğunu anlayamazsın yani. Bu maçlarda oynamadığın sürece sen Galatasaraylı olduğunu söyleyemezsin. Bana göre öyle yani. Ki hep şey derler ya, bizde hep böyle denir, bu diğer branşlarda da öyle. Fenerbahçe galibiyeti yaşadığında yeni gelen oyunculara bile işte gerçek Galatasaraylı oldun derler. Tam olarak aslında sizin söylediğiniz gibi. Aynen, Fenerbahçe'ye gol atmak gibi tabii öyle etkenler var yani. Tamam. Ondan ziyade de şu anda ligde daha çok, hani iki tarafında çok ihtiyacı var 3 puana. Evet. İki taraf da yani şu anda istediği gibi gidemiyor ligde. Dolayısıyla bir 3 puan burada tekrar bir müspet bir ivme kazandıracaktır. Kendi evimize taraftarımız. Senin dediğin gibi yani belki stat full olacak, 52 bin kişi gelecek belki maça. Yani bunu rakibe küfür ederek değil de takıma destekleyerek kesinlikle bir yere götürmek lazım. Çünkü uzun zamandır büyük bir fırsat. Yani 2 senedir, 3 senedir kimse stada gelemiyor yani bunu. Kötü niyetle kullanmayın. Bunu iyi avantajla çevirmemiz gerekiyor. Evet. Yani Fenerbahçe'yle uğraşacağız ama takımımızı destekleyerek bir güç olmamızı göstermemiz lazım. Hakikaten çünkü önemli bir güç seyirci kesinlikle desteği. Hazır seyirci de açılmışken yani 9 Kasım'dan itibaren seyircilere açık yine, evet, tekrar bir kısıtlama olmadığı için yani bunun sonraki maçlara yansımamak lazım. Yani tekrar ceza almamak lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok uzun zamandır zaten, evet, taraftarlarımız stadımıza gelemiyordu. Kesinlikle. Bu da çok büyük bir fırsat. Yani bu maçta ceza almayıp inşallah sonraki maçlara da aynı şekilde burası full olması gerekiyor. İnşallah. Zaten hani ligde her maç önemli. Tabii ki derbiler bizler için özel taraftarlarımız destekleyecekler, ama sizlerin de söylediği gibi diğer maçlar için de sadece takımımıza destek olmamız gerekiyor. Geçeyim mi sorulara? Geç. Geçiyorum. Ben kalemi koymuştum ya. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en farklı galibiyetin skoru nedir? Direkt yazdınız. Evet. Doğru. Şık vermeme gerek kalmadı. Bunu dinlemek mümkün değil Galatasaray olarak. Şimdi son soruma geçiyorum, ama aslında bir de 10 kişiydik değil mi maçta? Nasıl? Böyle bir şey vardı, bir de eksiktik yani. Evet. 8 kişi miydik? 7 kişi miydik? Ya 11 kişi olsaydık? Daha kötü olacaktı. Şimdi artık son soruma geçeceğim, ama son sorumuz Fatih hocamızla alakalı. Sizler uzun yıllardır Fatih hocayla birlikte çalıştınız. Ben bildiğim 20 senesi var. Sizin de daha fazla. Sizin de aslında bir yerde röportajınızı okumuştum. Telefonda beni biri aradığında bir kayınpederim de Fatih Hoca aradığında ayağa kalkarım diye. Alışkanlık. Fatih Hoca ile ilgili de çok güzel, eminim ki anılarınız vardır. Aslında anlatabileceğiniz bir anı varsa dinlemek isteriz. Ya da Fatih Hoca sizler için aslında ne ifade ediyor? Ya benim için bir şey ifade etme önemli değil. Türkiye için ne ifade ediyor? Aslında önemli olan o. Şimdi Fatih Hoca gibi ismi imparator takılmış bir teknik direktörü eleştirenler de oluyor. Sonuçta biz sporu insanlarla yapıyoruz. Zaman zaman tabii ki formsuz olabilirsin, ama kolay kolay eleştirmek için bir şeyler bulmak lazım. Yani
sırf sevmediğin için eleştirmen doğru değil. Bunu hep görüyoruz yani, dışarıda da fark ediyoruz. Ama yaptığı başarıyı Türkiye tarihinde, yani belki dünyada bu başarıyı elde edecek hiçbir hoca daha gelmez yani. Yani ilk bana göre, galiba duyduğuma, bildiğime göre dünyada ilk 3 hocalar arasında kupa sayısı anlamında. Yani bunu elde etmiş bir teknik direktörü eleştirmek doğru değil. Ha, bana sorarsan Fatih Hoca artık Türk futbolunu yönetmesi lazım. Sadece Galatasaray değil. Hocam aslında yani oyunculuk zamanınızda da illaki anılarınız var. Anılarım var, onlar biraz... Çok anım var Fatih Hoca. Peki o zaman şunu hep benimle uğraşıyordu çünkü. Peki o zaman ikisi de şunu sorayım. Mesela derbilerde, ya eminim ki şu an anlatmayacaksınız ama Fatih Hoca derbilere, yani o soyunma odasındaki konuşmaları nasıl hazırlıyordu aslında? Hocanın yani derbi olsun olmasın, yani her maça aynı heyecanla çıkıyor bir defa. Yani her maçı kazanmak için çıkıyor. O hırsı, o işte mücadelesini, o mantalitesini zaten takıma her zaman aşılamaya çalışan bir hocamız. Benim yaklaşık 27 senem geçti hocayla birlikte. Yani hayatımda ve futbolumda çok büyük dokunuşları var. Çok uzun zaman birlikte geçirdik, hem oyuncu olarak hem yanında yardımcı olarak. Dolayısıyla hoca benim için çok farklı. Yani Karan dediği gibi şu an Galatasaray için çalışıyor, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda veya ne bileyim bir başkanlık sisteminde aynı şekilde zaten düşünülüyor. Kendi de düşündü. Hani ileride belki bu da olabilir ama tabii ki hocayı da o şekilde oralarda görmek isteriz. Kesinlikle öyle. Sizin var mı anınız? Çok var. Çok var ama birini paylaşmışsınız. Ya paylaşıyoruz normalde, bunları hep konuşuyoruz yani programlarda da. Hoca bir defa şeyi sevmez. Yani oyuncu oynama şansı varsa onu sürekli oynatmak ister. Yani ufak bir sakatlığı olup da yani oynar mısın dediğinde, oynarım dediğinde gene onu oynatmak ister her sefer. Ne olursa olsun yani, isterse 30. dakikada çıksın. Benim böyle bir anım vardı, 78-80. Dakika gibi bir maçta, Şampiyonlar Ligi maçında mağluptuk, 3-0 mağluptuk. Ondan sonra bir ufak bir pozisyonda hafif bir ayağım burkuldu ama oynayacak pozisyondayım yine, ama çıkmak istedim zaten mağlubuz diye. Ondan sonra işte 2 gün sonra tekrar itmana çıktım, normal itmanlara devam ediyorum, hafta sonra tekrar maç var. Sordu bana, oğlum sakatlığın nasıl? Dedim hocam iyiyim, oynar mısın? Oynarım hocam dedim. Yaptı, sakatsın. Sakatsın dedi. Oynatmadı bu hafta. O yüzden sakatlığı hiçbir zaman bir daha bahane etmedim. Yani ayağım kopsa bile oynarım dedim. Ki öyle oldu yani bundan sonra da. Gerçekten de yani inanılmaz. Az önce Ümit hocam da dediği gibi amatör ruhla aslında sahaya çıkıyordunuz. Çok güzel yıllardı. Ya biz de o dönemde zaten forma kaybetme korkusu vardı. Hem o vardı hem maç başı vardı. Ben o zaman şöyle bir anlatayım. Fatih Hoca, şimdi ben Lucescu ayrıldıktan sonra Fatih Hoca geldi. Tabii ben bir çalışmışlığım yok. Tam tesise girdim. Tesisin önünde tam kapıya geldim. Orada bir tane park yeri var. Oraya arabaya girdim. Yani tesisi hayal edin. Bu giriş yolu var ya, tam evet. A takım önüne geliyorsun. Oradaki otopark, orada bir tane bir kişilik arabalık yer var. Ben de arabayı oraya park ettim. Ya ilk günde yaptığım hataya bak yani, anladın mı? Meğerse Fatih Hoca'nın yani iyi bir başlangıç olmadı bizim için. Evet. Güzel anılar bunlar. O zaman soruma geçiyorum. Teknik direktörümüz Fatih Terim, Fenerbahçe maçıyla birlikte kaçıncı derbisine çıkacak? 63 mü, 69 mu? Şık verdim. Burada size torpil geçiyorum. ...69. Ben yok, yani yurt dışında da çalıştığı için belki o rakam biraz düşebilir diye düşündüm. Düşündünüz. Çünkü Fiorentina'sı var, Milan'ı var, işte milli takım var. Evet. Dolayısıyla yani oradan kaynaklı. Yani sebebini de söyleyeyim de. 69. derbisine çıkacak ve eşitlik, sağlandı. Eşit olarak bitirdiniz. Bence de yarışmayı. Zaten o yüzden mouse yazdım. Biliyordum çünkü 69 olduğunu. Evet. Tebrik ediyorum, çok da teşekkür ediyorum. Gerçekten biz çok keyifli sağ bir... program oldu bizler için. Hemen sizi bırakmadan şimdi skor tahmini isteyeceğim. Yine tahtalara
yazabilirsek. Bunda da eşitlik olamaz herhalde. Bravo. Gerçekten de skorda bile eşitlik. İnşallah bizim de gördüğümüzde. O da arkadaş dedik ya yıllarca bu. Aynen. Aynı odada kaldığımız için. Kesinlikle öyle. Bir de derbi yorumu da almak isterim. Evet, dediğiniz gibi iki takım konuştuk için de önemli bir maç olacak. Tabii ki de bizim gönlümüz Galatasaray'ımızın kazanmasından yana. Hocam sizinle başlayalım. Tabii çok, dediğim gibi çok değerli bir maça çıkıyorlar yani. Bu maçın sadece seyirci olması değil, bir de bir kırılma anı olacak bu maçın. Yani o kırılma anı iyi atlatırsak sezona da iyi devam edeceğimizi düşünüyorum hakikaten. Çünkü puan farkı açılmaması lazım ve bu rakip direkt rakibinle zaten bir maç. O yüzden ikiye katlıyor değeri. Yani 6 puanlık hatta 9 puanlık bir maça çıkıyorsun. Seyircinle beraber olacaksın. Ya bence takım olarak hem kendileri sahada zevk alması lazım, hem seyirciye de zevk vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ona göre motive olması lazım ve takıma başarılar diliyorum. İnşallah hem bu maçı hem Avrupa kupalarını da devam ederiz yani. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sizler tabii seyirci avantajı tabii ki şu anda büyük bir avantaj takım için. Geçen sene mesela pandemi dönemine girmeden önce bir Beşiktaş maçımız vardı burada. O maç seyircisi oynanmıştı. Hatta evet. İkinci maç mı neydi o pandemi döneme girmeden önce? O seyirci olsaydı orada ben o maçı kazanacağımıza inanıyordum. Kesinlikle. 0-0 bitti o maç biliyorsunuz. Dolayısıyla bu maç çok farklı maç olacak. Yine seyirciye açık. Taraftarımızla birlikte burada o coşkuyu inşallah saha içinde de aynı şekilde yaşayıp buradan 3 puanla ayrılacağız. İnşallah gönlümüz bundan yana. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size zamanınızı ayırdınız. Çok keyifli de bir program olduğunu düşünüyorum. Yeniden bekleriz. Teşekkürler. İnşallah. Sağ olun.